bir kişiler var. Çalışan Gazeteciler Günü'nde. 7 yıldır bu yarışmayı yapıyoruz. Öncesinde ve sonrasında çok büyük emekler ve katkı veren arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin personeline, Konak Belediyesi'nin personeline gerçekten canla başla çalıştılar. Aşağıdaki sergiyi oluşturmak ve bu konseri düzenlemek için. İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin yönetim kuruluna, şimdiki başkanımız Dilek Gapi'ye, Abdülbaşkanımız, özellikle Abdülbaşkanımız karikatüre çok değer veren, çok saygı duyan başkanımız. Göreve ilk geldiği gün, daha haftası geçmeden Eflatun Nuri hocamızın büstünü diktirdi. Daha sonra atıl vaziyette olan Karikatür Müzesi'nin tekrar açılışını sağladı. O bakımdan biz çok teşekkür ediyoruz. Dünyanın en meşakkatli mesleklerinden birini yapan ve hayatı pahasına doğruları yazmaktan vazgeçmeyen biz gazeteciler ile gerçekleri çizgileriyle yüzlere vurmaktan çekinmeyen çizerlerimiz için oldukça önemli, kıymetli bu gecede bizleri yalnız bırakmadığınız için müteşekkiriz. Konak Belediye Başkanımız, belediyemizle birlikte bu yıl 7.sini düzenlediğimiz Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması, Türkiye'nin en prestijli, takdir gören karikatür yarışmalarının başında geliyor. Yarışmanın bu günlere gelmesinde elbette mimarlardan biri, Konak Belediye Başkanımız Mimar Sayın Abdülbatır. Kucak dolusu teşekkürler Başkan. Sayın Batur ve bizler böylesine anlamlı ve değerli bir yarışmayı yaşama geçiriyor olmaktan kıvanç duyuyoruz. Ve elbette büyük usta Eflatun Nuri'nin ismini yaşatıyor olmak bizler için başlı başına bir gurur vesilesi. Ama bu yıl bir başka gururumuz daha var. Geleneksel hale gelen ve her yıl farklı bir temayla düzenlediğimiz yarışmanın bu yılki konusu bir asrı aşan Türkiye Cumhuriyeti'nin gücüne dayanarak sonsuza kadar cumhuriyet. 7 yıldır devam eden bir yarışma ve bu yarışmanın bugün 7.sini gerçekleştiriyoruz. Çok değerli karikatüristlerin, çizerlerinin ellerinden çıkmış çok kıymetli eserlere bugün yeniden ödül vereceğiz. Yarışmamıza katılan, ödül alan ya da almayan tüm katılımcılara huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ederek konuşmama başlamak istiyorum. Bu yarışma gerçekten çok önemli. Az önce Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi çizgilerin dili çok önemli. Çünkü çizgiler çok şeyi anlatıyor. Sayfalarca yazarak anlatamayacağımız bir olayı, duyguyu çizgilerle, karikatürle, resimle çok iyi anlatabiliyoruz. Her karikatürün mutlaka bir hikayesi, bir mesajı var. Eğer hoşgörü kültürünün yeşerip büyümesini istiyorsak, karikatürü de hayatımızın tam ortasına koymalıyız. Değerli konuklar, Konak Belediyesi olarak hiç ara vermeden 7 yıldır düzenlediğimiz Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışmamız, tüm Türkiye'nin bildiği ve her şehirden, Türkiye'nin her tarafından katılımın olduğu önemli bir yarışma haline geldi. Bugüne kadar yarışmamıza 1122 karikatürist, 2500'e yakın eserle katılmış. Geride kalan 6 yarışmamızda toplam 69 ödül vermişiz. Konak Belediyesi olarak Eflatun Nuri'nin adını yaşattığımız bu yarışmamız bizler için çok kıymetli. Burada yarışmanın bugünlere gelmesinde büyük emeği olan
İzmir'in yetiştirdiği önemli karikatüristlerden benim de çok sevgili kardeşim Sadık Balay'a da buradan ayrı bir teşekkür etmek lazım diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Bu yılki temamızı da Cumhuriyetimizin 100. yılına özel sonsuza kadar Cumhuriyet olarak belirledik. 100. yılında ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'e her koşulda sahip çıkıyor, Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığımızı bir kez daha dile getiriyoruz. Birileri hizmet çağrıları yaparken, hizmet bayrakları sallandırırken, bizler her zaman ve her yerde Cumhuriyet ve Atatürk diye haykırmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Değerli konuklar, yurtta barış, dünyada barış diyen ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği çağdaş, layık Türkiye Cumhuriyeti'nin önünde önemli bir seçim daha var. Yaklaşık 80 gün sonra sandık başına gideceğiz. Adı yerel seçim olsa da vereceğiniz her oy ülkemizin gideceği yolunda belirleyicisi olacak. Tüm vatanseverlerin, ülkesinin geleceğini düşünen tüm aydın İzmirlilerin sandığa giderek Atatürk'e ve Cumhuriyet'e olan bağlılığını en iyi şekilde yerine getireceğine bütün kalbimle inanıyorum. Onun için sonsuza kadar Cumhuriyet, sonsuza kadar Mustafa Kemal Atatürk demeye devam edeceğiz. Bu yılki yarışmamızın portre dalında teması sporda ülkemizin adını tüm dünyaya duyuran milli kadın voleybol takımımız olsun istedik. Ben filenin sultanları yerine bir sporcu kardeşimizin söylediği gibi Atatürk'ün kızları demek istiyorum. Atatürk'ün kızlarını buradan bir kez daha kutluyorum. Kadının gücünü ve başarısını tüm dünyaya kanıtlayan, ülkemize dünya şampiyonluğu kazandıran Atatürk'ün kızlarını bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun. Onlarla gurur duymaya devam edeceğiz. Değerli konuklar, sevgili İzmirliler, bugün aynı zamanda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Ödül törenimizi bu anlamlı günde gerçekleştirmenin ayrı bir önemi var. Ne yazık ki ülkemizde gazetecilik mesleğini icra etmek günden güne zorlaşıyor. Hem gazetelerin içinde bulunduğu ekonomik krizler hem de iktidarın ağır baskıları yüzünden özgür ve tarafsız basının sesi giderek kısılıyor. İktidara boyun eğmeyen, mazlumun yanında duran gazeteciler baskı ve tehditlere yıldırılmak isteniyor. Türkiye'de gazeteciler yazdıkları veya söyledikleri nedeniyle cezaevinde tutuluyor. Gazeteciler özgürlüğünü yitirirken toplumumuz haber alma hakkını, ülkemizde demokrasisini kaybediyor maalesef. Dünya Basın Özgürlüğü Endeksine göre Türkiye 180 ülke içerisinde basın özgürlüğünde 149. sırada. Türkiye Gazeteciler Sendikası tarafından hazırlanan rapora göre 2023 yılında cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci sayısı 47. Hak, hukuk ve adalet derken bunu göz ardı etmemizi kimse beklemesin. Kalemlerin üzerindeki baskıların kaldırılması için sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız. Bu akşam değerli konuklar, sevgili İzmirliler, bir davet çağrısı da yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Anayasa Mahkemesi Türkiye İşçi Partili Milletvekilimiz Sayın Can Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi bu karara da uymadı. Bu hukuksuzluğun ardından Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve Parti Meclisimiz 14 Ocak'ta Ankara'da miting yapma kararı aldı. Bizler tüm Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri olarak ve tüm yurtseverler ve vatanseverler olarak Ankara'da 14 Ocak saat 13'te Ankara'da buluşacağız. Buradan tüm hemşerilerimizi demokrasiye, anayasaya, geleceğimize, emeğimize, ekmeğimize,
sahip çıkmak için mitingimize davet ediyorum. Yarışmamıza katılan tüm eser sahiplerine bir kez daha teşekkürlerimi arz ediyorum. Ödül kazanan isimleri yürekten kutluyorum. İzmir Gazeteciler Cemiyetimizin ve Kültür Müdürlüğümüzün değerli çalışanlarına da emekleri için bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli konuklarımız, bugün sizlerle beraber olduk. Gerçekten de ülkenin gidişatı ve geldiğimiz nokta hukuk düzeni açısından belli. Az önce de ifade ettim. Onun için birlikte olmaya, dayanışma içinde olmaya, yılmamaya ve mücadele etmeye devam etmemiz lazım. Onun için yine aydınlık İzmir'e iş düşüyor. Cumhuriyetçi İzmir'e iş düşüyor. Ve İzmir her zaman Cumhuriyet'in meşalesi, özgürlüğün meşalesi, bağımsızlığın meşalesidir. Sizi bu duygularla bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Mücadeleye devam diyorum. Arkadaşlarım tarafından getiriliyor. Mustafa Bora'nın değerli kızı Maya Bora ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti önceki dönem başkanı Sayın Misket Dikmen tarafından takdim ediliyor. Eseri de yukarıda efendim. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Ödülü'nün sahibi Engin Selçukoğlu. Ödülü değerli çizerimiz Eflatun Nuri'nin sevgili kızı Sema Çağlar tarafından takdim ediliyor. Mustafa Çağlar soyadı. Üçüncülük ödülümüzü kazanan isim Halit Kurtulmuş Ay. Sonsuza kadar Cumhuriyet temalı Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışmamızın birincilik ödülünü Mustafa Kurmalı Konak Belediye Başkanımız Mimar Sayın Abdülbatur'un ve İzmir Gazete sonsuza kadar Cumhuriyet diyen Atatürk'ün kızlarını çizen herkesi tebrik ediyoruz. Konak Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin birlikte... Buyurunuz efendim.